sabah her zaman çıkmam gereken 7.50 saatinde evden çıkmam gereken saatte çıkmadığım için 8.20'de işe çıkmak için 8.25'te sitenin kapısından çıkınca çıktım. Aracıma doğru ilerledim. Aracın önünde ve burada bir kişinin dolaştığını gördüm. Aracım ticari taksi park etmiş. Ben aracımı çalıştırdım. Farlarını yakar yakmaz ticari taksinin önünden iki kişinin indiğini gördüm. Geri çıktım. Beni bir şey sormak için durdurdu. Ondan sonra aracıma atladı ve bana vurmaya başladı. Ucu sivili, çivili bir sürekli yüzüm kanıyordu. Kanadını fark ettim. Aracıma bindi. Darbelerden artık kurtulmak için aracı birinci freste kadar hız verdim. Kendim araçtan atladım. Diğer ikinci kişiye hareket yaparak ondan zor kurtuldum. Zaten sistemin kamera kayıtları hepsi bir olayı anlatıyor. Hatta kamera kayıtlarını daha geriden izlediğim halde saat 7.40 gibi civarında aracın önüne bir şeyler koyduğunu, aracın önünde, aracın etrafında bir şeyler yaptıklarını tespit ettik. Karakoldan şikayetçi oldum. Şu anda soruşturma savcılıkta. Suçluları bulmak istiyoruz. Sorumluluk bunları yapan bu kadar kim cesaret yaptı? Bu kadar evin önünde bir adama pusu kuracak gibi nasıl saldırıyor? Bunların hepsinin bulunması için gerekli bütün imkanları Türk polisine güveniyoruz. Taksici burada dolaşıyordu. Ben 155'li taksinin plakasını 155'e anlatırken ben taksiciyim, benimle günahım var dedi bana. Ama daha sonraki kamera kayıtlarını izlediğimizde burada daha önce pusuya yatmış, çöpün arkasına yatmış bir kişinin taksiciyle sohbet ettiğini ve yaklaşık 50 dakika kadar beni beklediklerini gördük. Taksici işin içinde olduğunu gördük. Taksi ruhsat sahibine ulaşıldı. Ruhsat sahibi taksiyi kiraladığını söylüyor. 6-7 kez kafama vurdu. Ben kendimi korumak için kolumu tuttum. Buramda bir yarık var 6 santime yakın. Ve kafamda, ensemde bir delik var. Çivi deliği. Bacaklarımda bir şeyler var. Sopa izleri var.